Mazlum halkın gözü, kulağı, dili Sayın Yol TV izleyicileri. Bugün Pülmür'e bağlı Üçdam köyündeyiz. Üçdam köyünde Aş ve Cemevi açılışındayız. Cihana duyulsun sesim, bir gün kesilir nefesim. İstemem matem merasim, halaylara gömün beni, halaylara gömün beni. İstemem matem merasim, halaylara gömün beni, halaylara gömün beni. Beni köyüme götürün, baba evinde yatırın. İki yanımda oturun, sohbetlere gömün beni, sohbetlere gömün beni. İki yanımda oturun, sohbetlere gömün beni, sohbetlere gömün beni. Çağırın dostu ahbabı, giyinin güzel asbabı. İçin demlenmiş şarabı, sarhoş eylen gömün beni, sarhoş eylen gömün beni. İçin demlenmiş şarabı, sarhoş eylen gömün beni, sarhoş eylen gömün beni. Dinlemem hoca avazı, istemem dede niyazı. Getirin üç telli sazı, türkülere gömün beni, türkülere gömün beni. Getirin üç telli sazı, türkülere gömün beni, türkülere gömün beni. Duruyorsa bin boğa karı, üstüme çağırın yarı. O bana getirir baharı, çiçeklerle gömün beni, çiçeklerle gömün beni. O bana getirir baharı, çiçeklerle gömün beni, çiçeklerle gömün beni. Eşim kara bağlamasın, oğlum kızım ağlamasın. Ozanlar deyişler çalsın, şiirlerle gömün beni, şiirlerle gömün beni. Ozanlar türküler çalsın, şiirlerle gömün beni, şiirlerle gömün beni. Müzik.
Terk etmedim ki dünyayı, üzülmesin emmi dayı. Birlikte kurun halayı, zılgıtlarla gömün beni, zılgıtlarla gömün beni. Birlikte kurun halayı, zılgıtlarla gömün beni, zılgıtlarla gömün beni. Böyle eyledim vasiyet, başkasına var mı hacet? Elini sallarsa Mehmet, alkışlarla gömün beni, alkışlarla gömün beni. Elini sallarsa Mehmet, alkışlarla gömün beni, alkışlarla gömün beni. Çağırdığımız eller pirler, yardımcımız olsun. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Ya ilahi ya Rabbi, sana şükürler olsun ki bizlere bugünü görmeyi nasip ettiğin için. Bu aşevinin yapılmasına, temelinden çatısına kadar emeği geçen cümle canların emeği gitmeye, Hak Muhammed Ali'nin defterine, dergahına kaydolmuş olan Cenab-ı Hak bu günleri yaşamayı ve yaşatmayı her daim bizlere nasip eyleye. Bu birlikteliği, beraberliği, yaşamayı ve yaşatmayı bizlere nasip eyleye. Bu birliği bozmaya çalışanlara Cenab-ı Hak fırsat vermeye. Hak Muhammed Ali erkanında bizleri utandırmaya. Pir divanında cehennem narına yandırmaya. Cenab-ı Hak bizleri, bugün buraya gelenleri, cümle canları, can sağlığıyla kazasız belasız yuvalarına dönmeler nasip eyleye. Amin, amin. Dil bizden ola, nefes pirden ola, yardım haktan ola, şefaat-i gican serveri Muhammed Mustafa'dan, inayet-i imam Ali'den, kabulü de yüce Allah'tan ola. Amin. Gerçeğinde müne devranına, hümüne ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Eyvallah. Buyurun lütfen. Hep beraber emeği geçen gibi. Abi elini bir alabilir misin? Elini bir alabilir misin? Evet, hadi oturalım bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten kesin. Ayaklarına sağ olun. Esma'nın hocası bana vermesin. Abla gel. Allah versin. Ne yapıyor? Açın mı? Evet. Merhaba. Merhaba abi, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür. Estağfurullah, geleceğim tabii. Aksilik olmazsa ben verdiğim sözleri tutarım. Genelde kolay kolay sözle vermem ama. O da ayrı bir şey. Efendim, kadim ve kutsal topraklarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında siz hoş geldiniz buraya. Bu topraklardayız biz. Siz bu tür açılışlarla, bu tür cem evleri altında ne söylemek istersiniz? Evet. Bir de Ankara'da, İstanbul'da cem evlerimize saldırı oldu. Bu konuda görüş ve düşüncelerinizi alabilirim. Tabii. Şimdi şöyle, aslında esas
çok uzun süreden beri bu bölgede bir göç var. Gerek yurt dışı, gerek ülke içerisindeki farklı büyük kentlere çok fazla göç oldu. Aslında bu tür yerlerin yapılmış olması tekrar bir geriye dönüşün şeyi olarak geliyor. Aslında bu anlamıyla da bu tür yerlerin yapılması çok değerli. Şimdi şöyle düşünün. Nerede bassanız 50-60 yıldır, bu memleketler hep göç veriyor, gidiyor. Şimdi artık yüzü döndü buraya. Yüzü döndüğü andan itibaren altyapı sorunları oluyor. İşte mesela diyelim ki su, yol, ev, bağ, bahçe, tarla. Bu tür kültür evleri, aş evlerinin olması bir yerde insanlar geldiğinde kalabilecek, oturabilecek ya da dinlenebilecek, kendi dostlarıyla oturabilecek bir zeminin olması çok değerli. Bu anlamıyla da kimin emeği geçmişse çok teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza da saygılar sunuyorum. Çünkü hakikaten birçok köye gittiğinizde köylerde evler olmadığı için, köylere gittiğinizde insanların kalacak yeri olmadığı için insanlar gitmemek için çaba harcıyor. Ama şimdi böyle yerler olunca hepimizin gönlünde oraya gelmek, oraya gitmek, orayı görmek geliyor. Ben bu anlamıyla da teşekkür ediyorum. Ali Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtara kim emeği olmuşsa. Diğer bir kısımda inanç meselesi herkesin kendi özgür meselesidir. Kimse bir inancı ne siyaseten kullanabilir ne onun üzerine baskı kurabilir. Bunu doğru bulmuyoruz. Diyelim ki egemen inanç grupları bazı özellikle inanç gruplarını ezme gibi çaba içerisindedir. Bu dünyanın birçok yerinde var, biz bunu görüyoruz. Bu ülkede de yok sayılan inançlar var, yok saymaya çalışılan durumlar var. Bunu doğru bulmuyoruz. Biz gönlümüzde geçen şu, bütün insanların eşit olduğu, herkesin söz söyleyebildiği, herkesin eşit laf söyleyebildiği, eşit hak sunulduğu bir yaşamı, bir düzeni, bir sistemi savunuyoruz. Bu anlamıyla da bu tür durumları doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. Şöyle, Ankara, İstanbul, Türkiye değil, dünyanın neresinde olursa olsun inanç meselesinde bir başka inanca baskı kurması, yok sayması, oraya saldırması iyi bir şey değil. Bu bireyi saldırısı olabilir, bir grubun saldırısı olabilir, bir inancının olabilir, fark etmez. Hiçbir bireyin, insanın bir başka inanca, bir başka düşünceye saldırma hakkı olamaz. Bu anlamıyla da doğru bulmayız. Bu tür durumları da kınıyoruz. Doğayı koruyacağız. Korumazsak doğa bizi korumayacak. Bundan emin olun. Bakın siz bu doğayı korumazsanız, siz dağı, taşı, ormanı, bağ, bahçeyi, dereyi, yeraltı suyunu korumazsanız burada yaşayabilme ihtimaliniz kalmaz. Kirli bir alanda, kirlenmiş bir alanda virüs olur, hastalık olur. Birçok şey başımıza gelebilir. Bu anlamıyla da tüm toplumumuza, tüm insanlarımıza şöyle, dünyanın neresinde olursa olsun, yani bu ülkede ve bu şehirde herkes bulunduğu yeri kirletmemek için çaba ve onun bilinciyle aslında yorulması lazım. Aksi takdirde kim temizlemek isterse istesin bir gün sonra orada olmadığınızda bir başkası yine kirletmiş olacak. Ben bu anlamıyla doğaya saygı duyun. Bak bu ne kadar güzel bir doğa. Bu doğaya saygı duymanız lazım. Bak şu dağlar, bak tertemiz, tamam mı? Eğer biz girince kirletiyoruz. Biz girmese kirletmiyoruz. Peki son olarak Yol TV aracılığından gençlere ne gibi mesajlarınız olur? Yani ne diyebiliriz? Eğitim meselesi bizim için değerli. Evet. Kendi yaşam biçimi, kültürü, bulunduğu bölgeyi tanımak, insanlarla barışçıl bir şekilde, insanlarla ortaklaşmak ama bilime inanmak, bilimsel anlayışa geliştirmek için bütün gençlerimizi, çocuklarımızı, bütün insanlarımızı bu meselede özellikle de yani bunu yapmak adına çok çaba harcaması lazım. Yoksa egemenler hep bize baskı kurar. Egemenler hep yozlaştırmaya çalışıyor. Kendi kültürümüze sahip çıkalım. Evet, kültür ve yaşam biçimi önemlidir. Yani insanın kendi yaşam biçimine sahip çıkması değerlidir. Eğer siz zaten kültürünüze ve yaşamınıza sahip çıkarsanız, doğanıza sahip çıkarsınız, derenize sahip çıkarsınız. Diyelim ki büyüklerimize, analarımıza, dedelerimize, herkese sahip çıkarsınız. Eğer ona sahip çıkmıyorsanız zaten kaybetmiş oluyoruz. Peki ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Kadim kutsal topraklarımıza hoş geldiniz Almanya'dan ve buraya çok güzel bir eser bıraktınız. Aş evi hakkında ne söylemek istersiniz ama önce sizi kısa olarak bir tanıyalım. Ben Tunceli'de dedem Kreşen köyünde kalkmış Hüstam köyünü taliplerin arasına gelmiş. Siz Hüstamlısınız öyle mi? Evet. Hüstam köyüne gelmiş dedem. Dedem mazrası diyorlar. Ondan sonra dedem ölürken talipleri, Hüstam talipleri, Hüstam'ın halkı dedelerini buraya gömüyorlar. Ondan sonra onun oğlu var, yani dedemin
Dedemin torunu onu da buraya gömerler. Sonra babam da buraya geldi. Ondan sonra sıra bize geldi. Ben çıktım geldim Hüstam köyünün bu mezarlığa. Bir baktım ki bütün canlar, dostlar, talipler, müsahipler, ikrarlar. Bu cemevi bütün herkesin sizin de emeğe geçmiştir. Hepinize yardım edene, etmeyene, sevene, sevmeyene hepsini severim. Başım üstte yeri vardır. Onlar bizim ikrarlarımızdır. Bu mal benim değildir, halkın malıdır. Köye yapmışım. Hüstam köyüne bağışlarım. Herkes faydalansın. Gelsinler kurbanları kessinler. Anaları babalarına hayrını versinler. Burada bu hayır Allah kabul ederse benim ne mutlu bana. Bu benim evim değildir. Onlarındır. Ben ufacık bir önderci oldum. Peki yani bu tür aş evlerinin veya cem evlerinin yapılması için halkımıza ne gibi mesajlarınız olur? Bütün halkımıza mesela erkek olsun kadın olsun gidiyor bir mezarlıkta bir sağına baksınlar soluna baksınlar. Baksınlar ki o mezarlıklar yalnız kalmış. Affedersin banyo yoktur, su yoktur, tuvalet yoktur. Evet. Erkekler istediği yere affedersin gider ama bayanlar bir yere gitmez. Bu hayırlar devam etsinler. Devam etsinler. Benim ismim Ali Keskin. İstiyorlarsa benim adresime ulaşırlar. Ben de devam ederim, yardım ederim. Yine. Kim olursa ona yardım ederim. Hangi köy olursa olsun. Yani halk, ben bu meftaları, bu talipleri, bu ihtarı veren yerlere, yerleri cennetli olsun, mekanı güzel olsun. Her yere yardım ederim. Ama ne kadar? 1 lira, 10 lira, 5 lira. Hepsi yapsın, hepsi bu işlerin peşine gelir. Allah, Muhammed, Ali, benim bütün kazancım varsa bu yıla nasip etsin. Hakimden uzak, kaymakamdan uzak, tirden uzak, karakoldan uzak, bu yola nasip etsin. Hiç, bir kuşum varsa. Evet, hiçbir şeyden çekinmeden, temelden, anahtar tesliminde her şeyi üstlendiniz. Bir İyi kere, ki varsınız. Bir kere dediler ki sen kaba inşaatı yap. Biz sonra yardım ederiz. Bakarız ki onlar da belki de kendilerine göre haklı yapmadı. Dediler ki ondan sonra bütün inşaatına karar verdi. Üstledik, yaptık. Yardım edenler de vardır. Hepsi. Bak sen gelmişsin buraya kameraya çekiyorsun. Allah razı olsun. Allah seni. Senin annen de buraya atıyor. O da benim annem. Benim bacım. Benim kardeşim. O da bizimdir. Hepsi bizimdir. Sen de bizimsin. Siz iyi ki varsınız, iyi ki Yol TV var, iyi ki böyle bir şey var, iyi ki siz de bu fırsatı bana verdiğiniz için size teşekkür ederim. Biz hakkınızı teşekkür kabul olsun. Şeyiniz kabul olsun. Allah sizi bu yolda ayırmasın. Abi çekimlerde, ziyaretlerde, pirlerde çekilmeden. Biz de sizi takip etmeye devam edeceğiz. Çekilmeden yaptığınız için size çok çok teşekkür ederim. Adım peşinizdeyiz. İyi ki varsınız. İyi ki siz de varsınız. Hepimiz birbirimizi tamamlayacağız. Çok sağ bu olun. Bir kişiyle bir yere varamaz. Bu benimle tek bir şey. Ben gelseydim buraya tek kişiyle bu iş olamaz. Evet. Çünkü bu halk için, bu vatan için, bu arkadaşlar için. Evet. Biz kendi halkımız için. Yani biz herkes anlar, anladığını anlasın. Neden biz bu garip bu dağlara atılmıştır? Hı-hı. İyi ki atılmıştır. Kaşta Kumri, Bağraspi, Devreş Kulabi, ondan sonra tamladı Devreş Kali. Bunlar bize yardımcı olsun. Allah emeğinizi zaya getirmesin. Allah çoluğunu çocuğuna bağışlasın. İyi ki varsınız. İyi ki gelmişsiniz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun bir tanem. Çok sağ olun. Bu herkesin malıdır. Benim değil de asla. Bu Ali Keskin bir önderci oldum ufak. Biz de Ali Keskin'i çok merak ediyorduk. Sizi burada görmek bizim için onurdur. Ufak Mehmet, ondan sonra siz her şeyde tamamladın. Gördüm. Sen de çalıştın. Öbür de çalıştın. Herkesin hakkı geçmiştir buraya. Bu beni yalnız yapmadım. Bu hep vatandaş, hep bu köylüler, böyle hepsi yardım vardı. Çok sağ olun. Hepsine teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepsi var olsun, sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Sevsinler, sevmesinler. Onları hep öpüyorum. Hepsi başımızda yeri var. Çok vardır. Sağ olun. İyi ki bu kadim topraklarımızda sizin gibi insanlar var. Bu topraklar. Çok sağ olun. Bu topraklar erenlerin toprağı. Bu topraklar uçanların toprağı. Bu topraklar bereket toprağı. Bu topraklar ağaların toprağı. Bu toprak fakirin toprağı. Bu toprak dede toprağı. Burayı boş bırakmayın. Çok sağ olun. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Sağ olun. Teşekkür. Ben Bardakçı köyünde İsa Gül. 25 yıl muhtarlık yaptım. 2 dönem encümenlik yaptım. Şimdi bu arkadaşlarımız Allah razı olsun, hayrını kabul etsin. Bir Ayşe'nin açılışı var. Onlara katkı vermek için, destek olmak için burada bulunmaktayım. Tabii ki böyle şeyler güzeldir. Böyle insanlarımız da güzeldir. Biz toplum olarak da güzeliz.
birbirimize destek olursak, birbirimize sahip çıkarsak, birbirimizi kollarsak, birbirimizi yardım edersek tabii ki bu seviyeye geliriz. Ama öyle oyundan bundan dedi mi olmadı mı şeyler parçalanır gideriz yani. Birlik olma günüdür, beraber olma günüdür. Onun için bu komşuda da bu yapan adamın Allah hayrını kabul etsin. Kendisine çok teşekkür ederim. Efendim size de teşekkür ederim. Biz bu imkanı ederiz. Bana verdiğin için gözlerinden öperim. Çok Allah yardımcın olsun. Ağzınıza. Saygılar efendim. Saygı bizden ağzından yüreğine sağlık. Hadi canım benim saygılar. Benim adım Yusuf Sırma. Devriş Gali torunlarından Naybir Saçmayıl diyorlar burada. Hı-hı. Onun oğluyum. Siz de bu aş evinde, cem evinde katkılarınız oldu. Maddi, manevi. Evet, maddi. Bunun içinin dolması için ne söylemek istersiniz? Bu yolu devam ettirmek lazım. Devamlı ziyaret etmek lazım. Daha da geliştirmek lazım. Yani bunu pratikte, teoride anlatmakla olmuyor. Bunu pratiğini de yapmamız lazım. Yani belirli günlerimizde gelip ziyaret etmemiz lazım. Birbirimize ikrar vermemiz lazım. Burada öncelikle kimin ne lokması geçmişse, ne katkısı varmışsa Allah razı olsun. Allah. Onlara çok çok teşekkür ederiz. Maddi manevi değil mi? Maddi manevi. Hı. Ne katkısı varsa. Hı. Katkı veren de vermeyen de hepsine de razıyız. Peki. Yeter ki biz birlik içinde olalım. Peki. Evet. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ergün Ataman, Üçtam köyündeyim. Üçtam köylüsünüz. Evet. Peki böyle bir cemevi ya da aş evinin yapılması için maddi manevi destek verdiniz. Verdik. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Yani İçinin burada, dolması için. Şöyle söyleyeyim, burayı... Çok özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Bir de eğitimci olduğunuzu duydum. Evet, öğretmenim, Van'da görev yapıyorum bu arada. Burayı yaparken... Yani bir sürü şey yaptık. Hani kendi emeklerimizden verdik. Sağ olsun rayberimiz çok yardımcı oldu. Evet. Onun sayesinde burayı yapmış olduk. Rahmetli dedem tabi burada çok emeği var. Ondan sonra Bülent abinin emeği var. Herkes canla başla çalıştı yani buranın bu hale gelmesi için. Elinden gelen her şeyi yaptı burada. Bir eğitimci olarak gençlere ne söylemek istersiniz? Gençlere şöyle söyleyeyim. Tabi çağımız teknoloji çağı. Gençler de teknolojiyle de çok haşir neşir oluyor. Fakat bunu teknoloji kullanırken daha verimli. Yani bilgiye ulaşırken daha doğru bir şekilde ulaşmaları lazım. Her bilgiyi doğru kabul etmemeleri lazım. Ve teknolojiyi kullanırken de bilinçli kullanmaları lazım. Gençliğe böyle bir tavsiyem var. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Yol TV için teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ben Yılmaz Şahin, İzmir'den geliyorum. İzmir'den geliyorsunuz. Evet. Bugün bu aş evinin, cem evinin açılışı için geldiniz. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Tabii, çok güzel bir eser olmuş. Ama biz bu cem evlerin devamlı açık kalmasını veya kültürel şeylerde de kullanılmasını, sosyal... Kültürel faaliyetlerde değil mi? Evet, kültürel faaliyetlerde kullanılmasını istiyoruz. İçinin dolması için ne yapmak lazım? Tabii ki kurslar olmalı, saz kursları olmalı, folklor kursları olmalı, eğitim, kütüphane. Kesinlikle bunlar kapsamlı olmalı. Bu kaynaşma yerlerimiz çok güzel. Biz böyle şeyleri daha çok olmasını istiyoruz. Ama tabii ki bunlara biz sahip çıkmamız lazım. Hep birlikte sahip çıktığımız zaman daha çok şey başaracağımıza inanıyorum. Bir olalım, diri olalım. Evet, kesinlikle. Beraber bir olalım. Bir olalım. Tabii benim evet. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yol TV'ye de teşekkür ederiz bu ara. Geldiğinizde çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Gelin canlar bir olalım, münkire kılıç çalalım. Gelin canlar bir olalım. Allah Allah. Allah sizden de razı olsun. Siz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben Kali dedenin torunlarından biriyim. Yani... Şikali deden de oğluyum. İsmim de Hasan. Cem evimizin temelinden başladık. Çatısına kadar sıvası boyası dahil. Maddi destek olduğunuz? Her türlü. Her türlü desteğimizi yaptık. Ama Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun. Önce onların desteği. Sonra da bizlerin emeklerimizden. Ve Cenab-ı Allah taliplerimizden de razı olsun. Kimin emeği geçmişse, kimin lokması geçmişse Cenab-ı Allah 100.000 kere kabul etsin. Onları şad etsin, onları var etsin. Taliplerimizden Cenab-ı Allah razı olsun. Arsayı zaten onlar verdiler. İnşaatı da bizimkiler üstlendi. Yani bizim aile üstlendi. Yaptık, bitirdik. Ama tabii ki taliplerimizin de artı destekleri de oldu. Lokmaları geldi. Cenab-ı Allah kabul etsin. Ve gelip çalışanlar da oldu. Hele hele bu gençler işte Ergün, efendime söyleyeyim, Bülent Cihan. Yani genelli böyle geldiler, yardımcı oldular.
Vallahi gençlere söyleyeceğim şey nedir? Yolumuz budur. Yolumuzu kaybetmeyelim. Evet. Ve her zaman burayı şad edelim. Bir burayı olalım. Var edelim. Evet, bir olalım, bin olalım. Aynen, aynen Allah, aynen. Evet, yani buralara boş bırakmak lazım. Buralara sahip çıkmak lazım. Ve kendi yolumuzu devam etmemek lazım. Yani bugün Cem evini yaptık, bitirdik ama artı bak lokmasını da veriyoruz taliplerimize yani. Bu kadim topraklarda böyle bir şey yaptığınız için çok güzel. Tebrik ediyoruz. Sizi önce bir tanıyalım. Ben Güllü Yoleri. Peki bugün bir aşevler hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Çok güzel. Yolumuz budur. İnancımız budur. Gerçekten her zaman yolumuza kurban oluruz. Yolumuza her zaman hayranız. Öncelikle size teşekkür ederim. Gerçekten şeref verdiniz, onur ettiniz bizi. Buradan Almanya'da Ali Yoleri'ye özellikle çok çok teşekkür ederim. Lokmaları Cenab-ı Allah düzgün baba kabul etsin. Her zaman onları kazadan beladan saklasın. Çok mutluyuz. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, hoş geldiniz. Bu aşevi hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Sizi önce bir tanıyalım ama. Vallahi ben Uşan Hanım kızıyım. İsmim Ecme. Bu köylü müsün? Bu köylüyüm. Beybanadı yoksa Çenanadı var? Beybanadı Çenanadı. Çenanadı var. Evet, Çenanadı. Peki bu köyünüzdeki böyle bir aşevin açılışında? Vallahi çok mutluyuz. Allah razı olsun ki yapmış. İyi ki yapmış, iyi ki gelmişiz. Çok mutluyuz. Peki, çok biz sağ olun. Geliz mezelerimizi gördük, yaptık, mum yaktık. Çok dua ettiniz. Dua da ettik tabii. Çok sana da ettik. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ kim olun. Yapmışsa sağ olasın. Var olun. Najni, sütüra, rında. Çena, çena ne de var? Beyba ne de var? Yere çena ne de var? Hek kena. Hek o. Çena ne de var? Böyle bir aş evinin açılışında çok sevindim. Ne söylemek istersin? Çok sevindim. Çok, çok sevindiniz çok değil mi? Evet, çok sevindik. Hastayım ben geldim ya. Ma domanura sabah nanka. Sabah işte. Gençlere ne diyorsun? Pireki leonon çımara, pireki rinde, pireki çok şükür Allah'a şükürler olsun. Selamı söyle hepsi gözlerinde yaparım. Siz de sağ olun. İyi ki varsınız. Siz de çok iyi ki varsınız. Var olun efendim. Çok sağ olasın. Ben Üçtam'ın eski yerlilerinden Rıza Yıldız'ın kızı Yazgül Yıldız. Peki beni bağışlayın. Çena Rıza Vayda. Çena Rıza Vayda. Siz aslında topraklarınız da var burada. Benim evet, bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Peki bu eski köyünüzde böyle bir aşevinin açılışında, böyle bir aşevinin yapılmasında içinin dolması için gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Önce bu aşevinin oluşmasında emeği olan herkese, küçük büyük herkese katkılarından dolayı sağ olsunlar, var olsunlar. Hızır hepsinin yardımcısı olsun. Benim kısaca şu üç dama geçen seneden beri geliyoruz. Bir eski biri olarak buranın insanlarından biri olarak söylüyorum. Herkes ama herkes yüreğine sevgiyi ve inkar duygusunu koysun. Birbirleriyle ilişkilerini öyle geliştirsinler. Çünkü çok güzel bir köy, çok güzel bir yer. Burayı hepimiz cennete çevirelim. Herkese sevgiler, saygılar. Çok sana da yani, emeğinden dolayı teşekkürler. Size teşekkür ederim. Yani demek istediğiniz gerçekten bu kadim kutsal topraklarımıza sahip çıkalım. Evet, içine sevgiyi. Ve bu mesela buranın oluşmasında biz inkar diyoruz ya. Evet, evet, evet. O inkarı da koyarsak çok güzel şeyler yakalarız diye düşünüyorum. Peki, iyi ki varsınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ben Songül Ataman. Devam ede çenemende dihire çeyi zama çino millet ke sukara tever amay neşke ne cenaza ho eder neşke ne zavindere devam ara zav çiyor heya şiriye vore neş ray çinebi çir çinebi za çinebi zav çiyorun ker hek rajibo kalidedera kalidedera yaptı heya nazaviras hek rajibo kamok des estözü hektara rajibo hektara despo sevajme hektara rajibo ya wes warbe wes warbe ya iyi ki varsınız hektara rajibo tik herama herabluzun yol tik herama çok sağ olun iyi ki varsınız çok çok teşekkür ederiz ağzına yüreğine sağlık heksma rajibo ben ismim Özkan Elmalı köyündeyim Hasan Mutlundoğlu Elif Hatun mezesinde. Bugün bu aşevinin açılışı için geldiniz. Bu konu hakkında evet. Söylemek istersiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki güzel bir durum. Yani
köylerde böyle bir aşevinin yapılması güzel, çünkü daha önceki köylerimizde aşevinin olmaması insanlar için eksikti. Evet, çok eksikti. Çünkü cenazelerimiz oluyor, kırk yemekleri oluyor, hayır yemekleri olduğu için insanların hani oturacak yerleri... Karada kışta insanlar ıslanıyordu, üşüyordu değil mi? Yani en büyük sorunumuz zaten o. Hem kışın aşevinin olmamasından dolayı insanlar dışarıda soğukta kalıyordu ve en büyük sorunumuz da tuvalet olayıydı. Çok yaşadık. Evet, çünkü... En büyük eksiklik tuvaletin çok olmasıydı. Çok güzel şey dediğimiz, birkaç şehre çekime gittik. Hele hele işte Höbek, Bağırdağ'a gerçekten 150, 200, 300 kişi gelmişti. Ona şahit olduk. Oralarda yani saat 8'de gelip akşam 6'ya kadar orada kalan insanı ihtiyaç olan tuvalet eksikliği vardı. Evet. Bu konuda uyardığınız için teşekkür ederim. Bunların yapılması için ne söylemek istersiniz? Mesela köylerde insanlarımızın bir eski gelenekten gelen bir şeyi var. Kurban kesimleri olurdu. Ama kurban kesimlerinden dolayı başka bir hayır için yapabilirler. Kurbana verilen para. Mesela 10 tane kurban kesiliyorsa 2 tane kesilsin. 8 tane hayvanın parasını başka için, yani hayır işleri için yapılabilir. Mesela çeşme yapılabilir. Değil mi? Dediğim gibi tuvaletler yapılabilir. Evet. Bu sadece köyün içinde aşevler için değil. Ziyaretlerde de olabilir. Mesela bizim Bağırdağ'ında bir tane yer yapılmış. Evet. Çok en büyük sorunumuz da oydu. İnsanlar güneşin önünde, tuvaletin olmaması, suyunun olmaması. Tabii ki bunlar çok büyük bir eksiklikti. Evet, eksiklikti. Evet, aynen. Bunların olması için mutlaka bir kurbanımızı eksik keselim. Aynen, evet. Ama bunların yapımı için birbirimizi aslında uyarmamız da lazım, söylememiz çok de lazım. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız efendim. Sağ olun, çok sağ olun.